Şehzade Demir doğru haber. Camide bir anekdot. Cuma günü cuma namazına giderken her zaman olduğu gibi yine caminin girişinde 3-5 muhtaç camiye gelen Müslümanların maddi desteklerini talep ediyorlardı. Buz gibi havada caminin kapısına dikilmeyi göze alan bu insanlara insani duygularını kaybetmemiş her Müslümanın yüreği yanar elbette. Camide imam hutbe okumadan önce bu muhtaç kardeşlerimiz için ayrıca bir hutbe irad etti maalesef. Dilencileri buraya çekmeyelim, biz onlara yardım ettikçe onları teşvik etmiş ve daha fazla gelmelerine neden olmuş oluruz çoğu da muhtaç değildir, Müslümanların ibadetlerini engel oluyorlar diyerek verdi veriştirdi onları. Hemen devamında da ey Müslümanlar camimiz doğal gaz faturaları ve diğer ihtiyaçları için namaz sonrasında yardımlarınızı talep edeceğiz diyerek o muhtaçların yaptıklarının aynısını yapmış oldu. Evet şahsı için değildi de elbette caminin ihtiyaçları içindi ancak fiilin mefhumu itibarıyla aynı şeyi yapmış oldu. Doğrusu ben buna çok üzülmekle birlikte çok da içerledim. Türkiye'de hem camilerin durumunun bu noktaya gelmesi hem de muhtaç ve fakirlerimize bakış açısının bu kadar evrilmesi %99'u Müslüman bir ülkede kabul edilir bir durum değildir. Ben imamım diyen Diyanet İşleri Başkanlığımızın talimatıyla caminin kapısına gelen muhtaç insanları cemaatin karşısında bu kadar rencide ettiğine inanmıyorum şahsen. Öte taraftan cami kapılarında muhtaç insanları her gördüğümde Allah'ın bana verdiği nimetleri hatırlarım. Ülkede bir de fakir ve muhtaç insanların var olduğunu görürüm. Medyaya yansımayan, görmezden gelinen zenginlikle fakir arasındaki uçurumu bir kez daha müşahede ederim. Oraya gelen fakir ve muhtaçlar maddi ve manevi olarak bana çok şey katıyorlar. Hutbe irad eden hatip kardeşlerimiz camilerin kapısında bekleyen muhtaç Müslümanları gördüklerinde onlardan beklenen camide hutbe sırasında memleketin muhtaçlarına ve fakirlerine dikkat çekerek Müslümanların zekat ve sadakalarını hakkıyla vermelerini fakir ve muhtaçları gözetmelerini, kardeşlik ve yardımlaşmanın önemini vurgulamalarını ve onları arayıp bularak ellerinden tutmalarını vaaz etmeleridir. Öyle ya eğer Müslümanlar zekat ve sadakalarını hakkıyla çıkarıp kardeşlik ve yardımlaşmanın gereğini yerine getirselerdi, değil ülkede belki dünyada muhtaç hiçbir kimse kalmayacaktı caminin kapısına gelerek yardım talep eden kişiler arasında hiç mi suistimal eden kimse yoktur diye sorulacaksa elbette suistimal edeni de olur derim. Ancak bir kötü niyetlinin ateşinde bütün muhtaçları yakmanın Hutbe sırasında binlerce insanın önünde onları rencide etmenin, bütün toplumun onlara bakış açısını değiştirip küçümsemelerine, kinlenmelerine, hor görmelerine ve suistimalci muamelesi yapılmalarına neden olmanın doğru olduğunu iddia eden bir imam hatip çıkacağına daha inanmıyorum. Bu şekilde söylemler toplumda yardımlaşma, dayanışma, sadaka verme, aç insanların ihtiyaçlarına giderme duygularını daha bitirecektir yardıma muhtaç sadece camiler midir diye sormak gerekir elbette. Bir de memlekette devlet tarafından yapılan kaç tane cami var diye sormak lazım. Yılda 240 milyar TL'nin sadece borçların faizine verildiği bir memlekette cami yapmak için bir kuruş ödenek ayrılmıyor maalesef. Devlet cami yaptırmadığı gibi camilerin ihtiyaçlarını da vermiyor. Yanılmıyorsam sadece aydınlatma için kullanılan elektriğin bedelini ödüyor. Bütün bu trajikomik durumu görmezden geliyoruz ancak yüzlerini ayaklarının altına koyarak utana sıkılan Müslümanların desteğini talep eden muhtaç kardeşlerimize tahammül edemiyoruz. Bence bu durum kabul edilebilir bir durum değildir. Türkiye devleti ve toplumuyla bu durumdan bir an önce kurtulmalıdır. Diyanet İşleri Başkanlığımıza hem camilerin yaptırılması hem de ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli ödenekler her yıl düzenli olarak verilmelidir. Camilerin kapısına gelen muhtaç insanları da hiç kimse hor görmemeli, imkanı varsa ellerinden tutmalıdır. Unutmamak gerekir ki bizim onlardan hiçbir üstünlüğümüz yoktur. Maddi olarak biraz daha fazla imkanımız varsa o da imtihan içindir. Kim bilir belki de o muhtaçlarla imtihan oluyor.